İkinci kur birinci soruyla devam edelim. Ali'nin üçgen biçimindeki tarlasının birim karelere bölünmüş koordinat düzümünde aşağıdaki gibi modellenmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ali'nin tarlasının y eksenine göre yansımasının köşe koordinatları olamaz. Önce bir kendisinin köşe koordinatları bir yazalım. x'i 3, y'si 2. Şurayı yazarsam x 2, y'si 3. Şurası da x 1, y'si de 1 her noktayı y eksenine göre yansımasını alırsa mesela şunun y'ye göre yansıması x işaret değiştirir. Bunu y'ye göre yansıması x işaret değiştirir. Bunu y'ye göre yansıması x işaret değiştirir. Yani 1'e 1 oldu. 2'ye 3 oldu. Eksi 3'e 2 oldu. Bu olmadı. Soru 2. Hacmi 8 birim küp olan bir küpün açılımı eş karelere bölünmüş koordinat düzleminde aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre şekildeki açılımın y eksenine göre yansımasının ikinci bölgesinde kalan kısmın alanı kaç birim karedir? Bir kere küpün bir kenarına a ise hacim a küptür. A küp 8 ise a ne geliyor? Bak 2. Sen burada bunun bir kenarının 2 olduğunu bulursun. Hadi bunu y'ye göre yansımasını bulalım. Ee, şimdi burası <laughs> şöyle gelecek. Yani bu kısım zaten burada. Şu kısım şurada olacak, bu kısım burada olacak. Ben bunu birleştireyim bir şöyle. Heh. Tarıyorum. Şu kırmızıyla taradığım kısım aynen böyle gelecek. Heh. Burada benden istediği şey ikinci bölgede kalan kısım sadece burası geldi. Alanı istiyor. iki kere 2'den 4 gelir. Soru 3. Üç. Üçgen şeklindeki bir karton birim karelere bölünmüş. Koordinat düzleminde aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Kor kartonun x eksenine göre yansıması koordinat düzleminde 1. bölgesinde ile y eksenine göre yansıması ise b'nin bölgesi ile kesişmediğine göre a eksi b kaçtır? Şimdi bence bunun ben x eksenine göre bir yansımasını alayım. Yani kaba taslak alırsam bak şimdi şuradaki bölge buraya gelecek. Burası komplece zaten buraya gelecek. Yani aslında dördüncü bölgede, birinci bölgede ve ikinci bölgede her türlü kesişme yeri var. Nerede kesişmesi yok? Üçüncü bölgede kesişmesi yok. Demek ki A buradan 3. Peki ben bu şeklin y eksenine göre simetrini alırsam. Bak bunun zaten kesişmesi burada. Şu gördüğün kısmın kesişmesi burada gelecek. Yani burada, burada ve burada bulunuyor. Nerede bulunmuyor? Birinci bölgede bulunmuyor. Demek ki A3, B1 aradaki farkı istiyor. 2. Soru 4. Bir arabadaki vites kolunun vites geçişlerini izlediği yollar birim kareli bir zeminde aşağıdaki gibi gösterilmiştir. Vites kolu mavi renkle gösterilen konumdayken araba boş vitestedir. Örneğin arabanın vitesi boştayken vites kolu bir birim sağ bir birim yukarı halledildiğinde yani bir birim sağ bir birim yukarı gidersen 5. vitese geliyor diyor. Tamam. Bu araba belli bir viteste kullanılıyorken nerede kullandığını bilmiyorum. Vites kolu bir birim yukarı, iki birim sola ve bir birim aşağı alındığında araba ikinci viteste kullanıldığına göre böyle yapmayıp vites kolu sadece iki birim yukarı hareket ettirilseydi araba hangi viteste olurdu? Şimdi başlangıçta nerede olduğunu bilmiyorum. Sana diyor ki bir birim yukarı gidecek misin? İki birim sola gidecek misin? Ya bir birim de aşağı gitmişsin. Son durumda nereye gelmiş? Bak ikiye gelmiş. O zaman bu yaptıkların hepsini tersten yap. Çünkü son durumda ikiye geliyor. Yani bir birim aşağı gelmiş hali 2 ise demek ki ben bunu bir birim yukarı taşıyayım. 2 birim sola gelmiş hali burası ise 2 birim sağa gideyim. bir birim yukarı gitmiş hali burası ise demek ki bir birim aşağı ineyim. Demek ki başlangıçtaki vites R'de. Bunu yapmak yerine sadece 2 birim yukarı ötelersen 2 birim yukarı ötelendiğinde nereye geliyor bak 5'e geliyor.